Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salat ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecma'in FM TV'den Bir cuma sabahında Mektubattan İnciler programından Herkese selamlar olsun Mevla Teala Hazretleri gecenizi Hayırlı ve bereketli ilesin değerli izleyicilerimiz Biraz Belki gönül kırıklığı olacak Çünkü şu an bu saatte e, malumunuz çok değerli e, hocamız buralarda, burada sizinle beraber program yapıyordu. Ama şu an o sizde dua ettiğinden dolayı Ümre programında Beytullah'tan sizlere, bizlere, hepimize, ümmete dua ettiği için inşallah bu hafta e, hocamızın programını sizlerle beraber geçirmeye çalışacağız. Mevla Teala Hazretleri hep beraber yüksek derecede istifadeler ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, mektubumuzu birinci ciltin 206. mektubundan, birinci cilt 206. mektuptan inşallah takip edeceğiz. Yine aynı şekilde sormak istediğiniz sorular olursa, Bizler inşallah bir programda hem mektubumuzu hem de sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Malumunuz hocamız birinci bölümde evvela mektubu şerifi okuyordu. İkinci bölümde sizden gelen sorulara cevaplıyordu. Biz inşallah daha kısa bir aşağı yukarı bir 50 dakikalık bir program yapacağız. Bu arada bizlere soracağınız, merak ettiğiniz sorular varsa onları inşallah 0 530 220 32 30 nolu telefondan WhatsApp üzerinden veyahut mesaj üzerinden gönderebilirsiniz. Bildiklerimizi cevaplandırmaya çalışırız. Bilmediklerimizi inşallah hocamıza aktarırız. Hocamız sizlere, hocamızın dilinden yine sizlere sorularınızı ulaştırırız. Evet değerli izleyicilerimiz. 206. mektup demiştik. Bakalım bu mektubu İmam Rabbani Hazretleri kime göndermiş ve niçin göndermiş? Hep beraberce ne yapalım? Hep beraberce istifade etmeye çalışalım. Büyükler bizlerden hiçbir maddi bir beklentileri olmadıkları halde yalnız Allah rızası için, bizlerin yetişmesi için, bizlerin Allah katında daha iyi yerlere gelmeleri için vaaz ve nasihatları vardır, ifadeleri vardır. O yüzden biz de inşallah can kulağıyla dinleyelim ki ne olsun, istifademiz de o derece yüksek seviyede olsun. El 206. mektup. Kime gönderilmiş? İlel Molla Abdülgafur. Molla Abdülgafur Efendi'ye. Semerkandi, Semerkantlı olan Molla Abdülgafur Efendi'ye gönderilmiş. Rabbim inşallah bizleri de bu mollalık ünvanına bizleri de nail eylesin inşallah. Bu mektup ne hakkındadır? Fî medim fi mezemmetid dünya dünyanın kötülenmesi hakkındadır. Daha ve terkil iltifati ila dünya nimetlerine iltifatın terki ve dünyanın kötülenmesi ne yönelik olarak gönderilmiş olan bir mektuptur. Allahu alem bu Abdülgafur efendi demek biraz dünyaya karşı belki de bir meyli vardı ki İmam Rabbani Hazretleri onu ve onun zımnında da hepimizi de hepimizi ne yapmak için? Hepimizi dünyadan uzak tutmak için ne yapıyor? Bu şekilde dünya ile alakalı bizlere vazu nasihatta bulunacak inşallah. Dünya nedir? Kısa öz olarak onu ifade etmiş olalım. Dünya bizi Mevla'yı anmaktan dünya bizi Mevla'yı anmaktan gafil bırakan. Mevla'yı anmaktan uzak tutan Mevla'yı hatırlamaktan bizleri ne yapan uzaklaştıran, gafleti düşüren şey dünyadır. Yoksa dünya sadece bu içinde yaşamış olduğumuz o yuvarlak şekilde olan, o şu evrensel şu dünya hayatı sadece dünya o değildir. Dünya bana ahiretimi, kitabımı, peygamberimi, müminleri, kendimi, ailemi, efradımı unuturan şeydir dünya benim. O yüzden dünyayı da ne yapalım? Bu şekilde düşünmüş olalım. Allahümme nebbihne kable en yünebbihenel mevut. İmam Rabbani Hazretleri müthiş bir dua ile sohbetine başlıyor. Ya Rabbi diyor bizleri bizleri ölümle uyanmadan önce bizleri uyandır. Allahümme ey Allahümme Nebihna bizleri uyandır. Kable <gülme> enyuna bihenel Ölüm bizi uyandırmadan önce bizleri uyandır. Amin. Amin. Bu duaya bizim çok ihtiyacımız var değerli izleyicilerimiz. Çünkü insanlar uykudadır. Allah Resulü ile buyuruyor. İnsanlar uykudadır. Öldükleri zaman kafayı duvara, kafayı tahtaya vurduğu zaman uyanacaklar buyuruluyor. Ama öyle kullar var ki Rabbim inşallah bizleri de onlardan eylesin. Ölmeden önce ölüyorsun. Yani bütün azalarını her şeyini Mevla'ya takdim ediyorsun ve sanki sana mevhibi vücut denilen Rabbimiz sana yeni bir hayat, güzellik ikram ediyor kendi tarafından ve o şekilde ne olmuş oluyor? Sanki ölmeden önce ölmüş oluyorsun ve asıl ruhun bedenden çıkmasıyla ortaya çıkan o hadise gerçek ölümü yaşamadan önce uyanmış oluyorsun ve bu sefer ahirete pişman olarak gitmemiş oluyoruz. Bir düşününsene Allah muhafaza. İnsan öldüğü zaman, uyandığı zaman eyvah demenin, oradaki pişmanlığın bir faydası var mı? Bir telafisi var mı? Derdini kime anlatabilirsin? Kime ne söyleyebilirsin? Sana kimden ne gelebilir? Hiçbir şey. Hiç kimseden hiçbir şey gelemez. Hazreti Ömer Efendimiz bir defasında kendisi kabri şerife giriyor ve kabir ehline soruyor. Ey kabir ehli! Ey kabir ehli! Evlatlarınız, Malların üzerine kondu aileleriniz hanımlarınız başka kocalara gitti. Siz ne yapıyorsunuz diye sorunca soran Hazreti Ömer olunca cevap gecikmiyor. Biz hesaplarıyla meşgulüz. Biz hesaplarıyla meşgulüz. O yüzden o hesaba düşmeden önce ne yapmak lazım? Uyanmak lazım değerli izleyicilerimiz. Rabbim hepimizi uyanan kullarından eylesin inşallah. Rabbim bizi kimin hürmetine uyandırsın? Bi hürmeti seyyidil murselin. Gönderilmişlerin efendisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Yoksa bizde olan bir amelden dolayı değil. Yoksa bizim bir güvencemiz olduğundan dolayı değil. Bizim bir hususiyetimiz olduğu için değil, falan canın evladı, akrabası olduğumuz için değil. Ya Rabbi sadece Muhammed Mustafa gönderilmişlerin efendisi hürmetine bizleri uyandır. Amin. <laughs> Aleyhi Peygamberimiz üzerine olsun ve ala alihi ve onun ali üzerine olsun. Al bunu da açmak istiyorum değerli seyircilerimiz. Bizler de alim diyoruz ya ve ala alihi onun ali üzerine olsun diyor ya. Al diyor ki alimlerimiz kitaplarımızda üç kısma ayrılır. Al üç kısma ayrılır. Bir ali ala ali evsat ali edina. Bir ali ala en yüce al ali evsat orta al, âl, ali edna, uzak al demektir. Ali <laughs> ala en yüce al yani peygamberimizin ailesi, evlatları, ailesi böyle kendi soyundan gelen kişi. Özellikle o yaşamış olduğu zamandaki o insanlar peygamberimizin ali alası en yüce alidir. Yani dolayısıyla biz ya Rabbi hani peygamberimizin al ve ashabına salâh selam olsun diyoruz ya. işte bu salâh selam kimlere gidiyor? Peygamberimizin ailesine gidiyor. Ve Ali Evsat dediğimiz orta al yani peygamberimizin sahabesini içine alıyor. Ali, Ali Edna tüm müminler. Tüm müminler de o alin içine ne yapıyor? Giriyor. Dolayısıyla biz aleyhi peygamberimiz üzerine olsun ve ala alihi o peygamberimizin ali üzerine olsun dediğimiz zaman peygamberimizin yakın ailesi, sahabesi ve bütün müminleri ne yapmış oluyoruz? Bütün müminleri ne yapmış oluyoruz? O duaya ilhak etmiş oluyoruz. Bunu da parantez içi söylemiş olalım inşallah. Etemmus salavat ve efzalu ve teslimat. Duaların tamamı, selatların, selamların en mükemmeli peygamberimizin al ve ashabının üzerine olsun. Vasal el mektubu şerif. Bakın İmam-ı Rabbani Hazretleri o Abdülhafur Efendi'nin kalbini nasıl böyle yumuşatıyor. Vasal el mektubu şerif. Şerefli, kıymetli mektubunuz ulaştı. E bugün belki Bugün belki ne yoktur? Bugün belki mektubu çok kullanmıyoruz ama belki hiç kullanmıyoruz. Ama bugün ne var? Mesajlaşma olayı var. İnsan da işte böyle bir sevdiğine, ahbabına, bir büyüğüne ne yapması lazım? Böyle ondan gelen bir mesaj karşılığında böyle iltifatla, tatlı ifadelerle ne yapmak lazım? Kullanmak lazım, cevap vermek lazım. وَسَلَ الْمَكْتُوبُ الشَّرِيفِ El maksusu bi ismi hadel hakir. Bu hakirin, burada İmam-ı Rabbani Hazretleri tevazu ile ifade ediyor. Bu hakirin, bu alçak hani e, insanın ismiyle, onun ismine özel göndermiş olduğunuz şerefli mektup ulaştı. El mugadi oturan fi badiyetil bu'di vel hicran. Uzak, uzak yurtlarda olan, hicran yani uzaklarda, e, Oturan, ikamet eden, sizin uzağınızda olan bu e, fakir adına göndermiş olduğunuz şerefli mektup geldi. وَصَارَ وُسُولُهُ سَبَبًا ve surur Mektubun bize gelmesi kalbimizi ne yaptı? Kalbimizi sevindirdi. Mutluluğa bizlere ne yaptı? E, bizleri çok mutlu etti diyor. جَزَاكُمُ اللّٰهُ عَنَّا خَيْرَ Bundan dolayı Rabbim sizi hayırla mükafatlandırsın diye de dua ediyor. Ne ki var insan değil mi? Hem büyük bir Allah dostu, hem büyük bir mürşidi kamil ve karşı tarafa karşı tarafa hem altta o ağzıyla nasihat ediyor, onun öncesinde de ne kadar tatlı ifadelerle onun gönlünü ne yapıyor? Hoşnut ediyor. <laughs> Rabbim bu inceliği bu takikliği bizlere de ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Eyvallah, ey kardeş. İnnel insan, muhakkak ki insan, ma kadime alet dünya, dünyaya gelmemiştir. Li eclil lokma, li eclil lokmatis semimetil lezideti. Yağlı, lezzetli yemekleri sadece bunları yemek için gelmemiştir. Vel elbiseti li nefiseti. Güzel, zinetli elbiseler giymek için gelmemiştir. Ve lem yuhlak li ve Faydalanmak, nimetlerden, sadece nimetlerden istifade etmek, zevk sefa yapmak için gelmemiştir. Ve lehvi ve oyun ve eğlence için gelmemiştir. İnsan bu dünyaya sadece yağlı yemekler, güzel ziynetli elbiseler giymek için, oyun, eğlence, gününü gün etme, gününü gün etme için gelmemiştir. Ama şu da var tabii ki, bir Müslüman yağlı yemek yemeyecek mi? Bir Müslüman yağlı yemek yer. Ama maksadı bu olmayacak. Bir Müslüman zinetli güzel elbise giyebilir mi? Bir Müslüman zinetli güzel elbise giyebilir. Ama o zinetli elbiseyi, o güzel elbiseyi giymek için Allah'ı darıltmayacak. Harama tevessül etmeyecek. Özellikle bayansa zinetini, o iç kıyafetini özellikle ...veya gösterişli bir elbise kıyafet giymeyecek. Helal yoldan eğlenecek. Evet, istirahat edecek. Ama harama tevessül etmeyecek. Taşkınlık yapmayacak. Maksadı sadece bunlar olarak görmeyecek. Eğer maksadı sadece yeme içme olursa... zevk sefa olursa... ...insan Allah muhafaza insanlığını kaybeder. O yüzden Rabbim maksadı sadece buraya çevirmekten ne yapsın? Rabbim bizleri sadece maksadı buraya çevirmekten muhafaza eylesin inşallah. Peki hocam maksat nedir diyor. Şurada hemen gelen bir iki e, seyircimizden gelen soruları cevaplayıp ondan sonra da maksada da girelim inşallah isterseniz. Bir seyircimiz demiş ki, Aleyküm hocam, aleyküm selam. Ben önce önceden pardiso giyiyordum. İki hafta oldu, çarşaf giyeli. Yalnız e, çarşafım iki parça şeklinde, ellerim açık, yüzümde, e, çenemde Üstümden kapatıyorum. Sizden bu konu hakkında bilgi istiyorum. Sizden Allah razı olsun, bu şekilde çarşaf giymemde bir sıkın, bir sakınca var mıdır demiş. Şimdi pardiso'dan sonra bu çarşaf gayet iyidir, olumludur. Ama وَلِبَاسُ takva Ne buyuruyor Mevla Teala Hazretleri? Takva libası, takva giysisi daha hayırlıdır buyuruyor. Bir bayanın ne yapması lazım? Tamam, bir bayan yüz hatlarını açmasına ne yapmıştır? Dinimiz müsaade etmiştir. Ama fitne zamanındayken, fitne zamanındayken yüzün dahi ...kapatılmasını ne yapmıştır? Kapatılmasını uygun görmüştür. O yüzden belki şu an ilk adım olarak... ...ben yine de tebrik ediyorum. Bu şekilde elhamdülillah bir çarşaf da dahi giyseniz... ...bol olmasına dikkat edin. Özellikle renginin siyah olması da önemlidir. Bununla beraber inşallah devamı da olursa... ...o zaman çok güzel olur. Çünkü sahabi annelerimizle... ...bir Hatice annemizle... Ayşe annemizle aranızda sadece e, bir ya, giysi olarak bir adım kalmış. E, ne yapın? Gelin o adımı da atın. Yarın ahirette inşallah onlarla beraber olmak ister misiniz? İsterim hocam. Öyleyse inşallah Rabbim en kısa zamanda o ikinci adımı da atmayı ikram eylesin, ihsan eylesin diyorum. Evet bir değerli seyircimiz demişti ki hocam haç vazifesinden on önce ümre yapsak nasıl olur gibi bir ifade söylemişti son derece güzel olur değerli seyircimiz son derece yerinde olur çünkü gerçekten harçta ne var biraz bir kalabalık olayı var e, insan e, bir alışıncaya kadar belki 3-5 gün veya belki bir hafta geçebiliyor e, bir yer yurtla alakalı bir acemilik çekiyor eğer e, hocasının böyle ilgi alakası da çok iyi değilse Allah muhafaza ne yapabilir? Bu şekilde e, haçtan düşebilir vazifesinden düşmez de yani. E, o yüzden daha önce bir ümre yapıldığı takdirde Allah'ın izniyle gider, hem ümreyle beraber olayı görür yerinde, vazifeyi biraz öğrenmiş olur. E, bu şekilde bir tecrübeyle gidildiği zaman, e, bilmişlikle de demiyorum, bir bilgiyle beraber gidildiği zaman haç vazifesi inşallah daha bereketli, daha güzel geçer. Rabbim beraber gitmeyi, gitmeyi ikram eylesin, insani eylesin inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi konumuza inşallah geçelim. Ne demişti İmam-ı Rabbani Hazretleri? Biz bu dünyaya yağlı yemekleri, yağlı börek çörekleri, güzel elbiseleri, oyun, eğlence, saldım, çayıra, Rabbim kayıra. Bu anlayış mantıkla değil, değil. Ve innemel maksud, bizim dünyaya gelişteki gayemiz, min halqihi yaratılıştaki maksadımız nedir? Tezelluluhu bizim alçak gönüllü olmamızdır. Ve ruhu, Rabbimize karşı boyun kırıklığı olmamızdır. Ve aczuhu acziyetimizi ortaya koymamızdır. Ve ve Rabbimize karşı ihtiyaç sahibi olduğumuzu ortaya koymaktır. Elleti öyle bir vasıflar ki hiye hakikatul ubudiyye bunlar kulluğun hakikatidir. Bir insan, bir insan Rabbine karşı ihtiyaç sahibi olduğunu ve Mevla Teala Hazretleri karşısında boyun kırıklığı, acziyetini ne yapacak? Ortaya koyacak ve onu ikrar edecek. Ve onu ikrar edecek değerli seyircilerimiz. Bak bu iş kolay gibi görükür. Ama insan Mevla Teala Hazretlerine bunları ikrarda ya Rabbi ben acizim be. Ya Rabbi ben nefsime hakim olamıyorum dahi diyemeyebiliyor. Ya Rabbi ben sana yakışır kulluk yapamıyorum. Nefsimi dizginleyemiyorum diye bu şekilde ne yapmak lazım? Ya Rabbi senin izzetin, azametin, yüceliğin karşısında Ya Rabbi biz biz çok zayıfız Ya Rabbi. Çok basitiz Ya Rabbi. Senin huzurunda baş kaldırmaktan, sana isyan etmekten ya Rabbi, sana sığınırım diye bu şekilde bu müracaatlarla beraber ne yapmak lazım? Mevla Teala Hazretlerine yönelmek lazım. Olakin fakat yembagi gerekir ey yekun zalikel Bu kırıklık, boyun kırıklığı ve iftikar ve o ihtiyaç duyduğunu ortaya koymak olmalıdır. Mimme edinet bihi şeriatul mustafaviyeti Şer, mustafaviyetu şeriatul mustafaviyeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, yani İslam dininin müsaade etmiş olduğu çerçevede ne yapması lazım? O ölçüde ne yapmak lazım? Koy, ol, olayı ortaya koymak lazım. Bu hususta da tamamen kendine güvensizlik tamamen kendine güvensizlik benden bir şey olmaz ben bir şey yapamam diyerek de kendini silip ne yapmayacaksın atmayacaksın orada da nefsin payı vardır. Senden bir şey olur. Sen ümmeti Muhammedsen senden çok şeyler olur. Yeter ki yeter ki laf dinlemesini bilelim. Yeter ki Rabbimizden özür dilemesini bilelim. Yeter ki ya Rabbi sen demesini bilelim. Allah'ın izniyle çok şeyleri başarırız. Ala es-salatu ve selam ve tahiyye. O şerat-ı musaviyenin sahibine salatlar, selamlar, bütün övgüler onun üzerine, peygamberimiz üzerine olsun. Fe inne riyavati ehlil Niye hocam şeriata uygun bir şekilde olması lazım? Çünkü fe inne riyavati ehlil Ehli batının bir takım riyavatları, uygulamaları o mücahedatihim ve onların mücadeleleri yani bu husustaki çalışmaları elleti ila tuafiku şeriatel garra din mübini İslam'a uymayan mücadelelerden la yahsulu minha şeyun gayral khasarati vel khidlan vel vel eğer yapılan mücadele eğer takip edilen yol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin metoduna uymuyorsa, onun yoluna uymuyorsa, peygamber uygulaması dışında başka bir yolla eğer nefis terbiyesine gidiliyorsa bu dahi nedir? Bu ancak husrandır. Bu ancak rezil rusvaylıktır. Bu ancak pişmanlıktır. Bu ancak mahrumiyettir buyuruyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri. O yüzden ne yapması lazım? Bütün hayatımızın peygamberimizin yoluna uyması lazım. Ankara'da vazife yaparken, işte bir e, kardeşimizle, bir abimizle tanışmıştım. İşte siz kime bağlısınız? İşte biz Sultanımız Mahmud Efendi Hazretlerimizdir diye ifade ettiğimizde, o da işte ben de, işte de, e, bir il söyledi. Belki şu an buradan söylemem uygun olmaz. İşte ben de falanca ilde işte bir şeyh efendiye bağlayayım. Ha kendisinden diyor işte kendisi diyor e, asıl önceki şeyhimiz vefat ettiği için diyor kendisi diyor işte rabıta falan vermiyor diyor. Zaten kendisi diyor e, ilahiyle meşgul olan birisi. O da bizi diyor ilahiyle irşat ediyor diyor. Adam ilahiyle ne yapabiliyormuş? İrşat edebiliyormuş. E şimdi böyle bir yol var mı? peygamber yolunda, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasında ilahi ile terbiye metodu var mı? Yok. Öyleyse bu yol nedir değerli izleyicilerimiz? Bu yol eksik bir yoldur. Bu yolun neticesi mahrumiyettir. Bu yolun neticesi yolda kalmaktır. Bu yolun neticesi boş olur Allah muhafaza. O yüzden bir hakkımız var. Dünyaya bir defa geldin, Yakayı ele verdiğim buyurur efendim hazretlerimiz sultanımız. Eğer dünyaya bir defa geldiysek bir hakkımız var ise ki öyledir. Öyleyse o hakkımızı ne yapalım? O hakkımızı en güzel şekilde değerlendirmiş olalım inşallah. وبعد التحلي وتزيين بالأحكام الشرعية عملاً، insan ve itikaden amelini ve itikadını düşüncesini, inancını ve amellerini, vazifesini şeriat hükümleriyle ne yapması lazım? Süslemesi lazım, zinetlemesi lazım. Amel zahirimiz, zahirimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görünüşüyle, kıyafetiyle müsaade etmiş olduğu şekilde batınımız, kalbimiz ve beynimiz inancımız da ala vefkı ra'yi ehli sünneti ve cemaati inancımız da ehli sünnet ve cemaat inancına ne yapması lazım uygun olması lazım hele şimdi özellikle bu zamanda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem itiliyor Allah muhafaza o da bir beşer, o da bir insan yaşayıp gitmiştir. Bu mantık insanlara verilmeye çalışılıyor. Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmiyorsan okumaya gerek yoktur diyerek insanlar Kur'an'ın hem okunmasından hem de anlaşılmasından uzak tutuluyor. E sen şöyle bir ortamda, çalışan bir adamsın, sabah gidiyorsun, akşam geliyorsun. E manasını biliyor musun? Bilmiyorsun. E o zaman... Hocam manasını bilmediğim için okumuyorum. E o zaman öğrensene. Adam manayı öğrenmeyi almıyor ve manasını bilmiyorum okumuyor. Okumayayım öyleyse diyor. Böyle bir anlayış olabilir mi ya? Peygamberimiz ne buyuruyor? Bir insan diyor Kur'an-ı Azimuşşan okuduğu zaman her harfine on sevap vardır buyuruyor. Manasını bilene şu kadar bilmeyene bu kadar demiyor. Öyle bir kayıt getirmiyor. Dolayısıyla lütfen rica ediyorum. Şu an böyle bir akım, böyle bir anlayış özellikle Türkiye'mize çok yaygın bir durumda. Çok yayılıyor. Peygamberimiz de itiliyor. Kur'an-ı Azimuşşan da bu şekilde kapatılmaya çalışılıyor Allah muhafaza. Ondan sonra tatsız, tutsuz, tutsuz bir din anlayışı ortaya çıkacak. E tad almayacaksın, zevk almayacaksın. Ondan sonra Allah muhafaza kaymaya doğru yol tutacaksın. Ondan sonra hasira dünya ve ahire. O yüzden, o yüzden bir takım şeyleri anlaman gerekmiyor, bilmen gerekmiyor. A bil. Eğer öğrenemiyorsan, öğrenme imkanın yoksa, ben bunu bilmiyorum kardeşim." deyip tamamı yapılmaz, terk edilmez. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Büyüklerimiz ne buyuruyor? Bir şeyin tamamını elde edemiyorsan, hepsini terk edemezsin. Ben Kur'an'ın bütün ayetlerini okuduğum zaman anlayamıyorum diye Kur'an'ın tamamını yapmazsın? Kapatamazsın kardeşim. Ben peygamberin bütün yaşantısını yapamıyorum diye bütün yaşantıyı ne yapamazsın? Veya bir kısmını yaşayamıyorum diye bütün yaşantıyı itemezsin. Ne kadar yapıyorsan, ne kadar başarıyorsan, ne kadarını yapabiliyorsan karınca kararınca da olsa ne yapmak lazım? illa vazifeleri bırakmamak lazım. Ve bu inancımız, itikadımız neye göre olacakmış? Ehli sünnet ve cemaat alimlerinin düşüncesine uygun. Ama bugün 1400 yıllık kültüre, temellere vuran insanlar var. 1400 yıldır ortaya çıkmayan inancı, anlayışı kendine göre anlamış ortaya koyan insanlar var. Bunlardan uzak durmak lazım. Binlerce milyonlarca alimin anlamadığını sen anlıyorsan sende bir sıkıntı var kardeşim. Binlerce milyonlarca alim böyle bir şey hakkında senin hiç söylemediğin anlayış dışında bir şey söylüyorsa sen anlayışını kontrol etmek zorundasın ve o insanın arkasından giden insanların da kendilerini kontrol etmesi lazım. Rabbim o yüzden yanlış düşüncelere karşı düşmekten bizleri muhafaza eylesin inşallah. Evet. Şeker Allahu Teala sayhum Mevla Teala Hazretleri o ehli sünnet ve cemaat alimlerinin ne yapsın çalışmalarını indi ilahiyesinde son derece makbul eylesin. Yembegî gerekir. Ta'mirul batini bi celle sultanuhu. Batınımızı, kalbimizi, yüce olan Mevla Teala Hazretlerinin zikriyle ne yapmamız lazım? Tamir etmemiz lazım. Tamir etmemiz lazım hususan bi tekrari zikri allazi talaqantahu fi tariqati naqshbandiyya al-aliyya qad tasallatu ala asrarihim özellikle özellikle nakşi büyüğünden almış olduğun zikir varsa özellikle ona ne yapman lazım onu çokça yapman lazım çünkü kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olur yani la ilahe illallah Efdalu zikri la ilahe illallah özellikle bu zikrin çok söylenmesi lazım değerli izleyicilerimiz. Bakın Mevla Teala Hazretleri çok namaz kılın demiyor. Yani namaz kılmayacağı anlamına gelmez. Çok namaz kılın ifadesi yok. Çok Kur'an okuyun yok. Çok oruç tutun yok ama çokça zikredin var mı? Çokça zikredin var. Çünkü insan Allah 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 diye diye La ilahe illallah La ilahe illallah diye diye kalbine tabiri caizse vura 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 kalbindeki bütün masivaları ne yapıyor? Döküyor ve kalp pırıl pırıl özü ortaya çıkmış oluyor. Rabbim inşallah zikir kabiliyetimizi arttırsın. Özellikle diyor ki İmam Rabbani Hazretleri nakşi büyüğünden almış olduğun vazife varsa ona diyor ne yap? Ona Biraz daha ihtimam, özen göster diyor İmam Rabbani Hazretleri. Evet değerli izleyicilerimiz, biraz da sizden gelen ifadelere bakmış olalım. Evet seyircilerimizden yine İzmir'den bayan seyircimiz biraz önceki İmam Rabbani'nin Türkiye çevrilmiş mektubatını ben ilmi Az biri olarak bu mektubatı okusam ne anlatılmak istediğini anlamış olabilir miyim? Biraz okumaya çalıştım ancak zorlandım. Ee, gerçekten biraz altyapı isteyen bir kitaptır. Belki e, ne yapabilir? Anlama hususunda e, gerçekten e, biraz anlaşılması zor olabilir. O yüzden e, alt temel kitaplarda okursanız... İnşallah ne olur? İnşallah daha ziyade bir faydası olur. Evet. Devam ediyoruz. Bir seyircimiz, hocam demiş, benim sorum şudur. Ben bir toplantıdaydım, herkes Kur'an-ı Kerim okuyordu. Benim de abdestim yoktu. Oku dediler, okudum. Vicdan azabındayım, acaba ne yapayım çok günah işle, çok mu günah işledim hiçbir günah işlemediniz hiçbir sıkıntı yoktur Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in abdestsiz olarak okunmasında hiçbir sıkıntı yoktur ancak Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz olarak dokunulmaz ki Vakia suresinde Mevla Teala Hazretleri la yemessuhu illel mutahharun o Kur'an-ı Azimuşşan'a ancak abdestli olanlar dokunur buyuruyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmaya ne yoktur? Müsaade yoktur. Ama Kur'an-ı Kerim'in abdestsiz okunmasında hiçbir sıkıntı yoktur. Vicdan azabı çekmenize gerek yoktur. Bu hususta rahat olabilirsiniz. Bir teyzemiz evlatlarının hayırlı olması için dua istiyor. Mevla Teala Hazretleri bu teyzemizin, e, ablamızın tüm yavrularımızı inşallah hayırlı eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakışır ümmet eylesin. Mevla Teala hazretlerine yakışır kul eylesin. Dostlarına yakışır dost eylesin inşallah. Yine bir seyircimiz hocam benim evlendiğim insanın ailesi çarşaf giymemi istiyor. Bu niyette çarşaf giysem sorun olur mu? Hiçbir sorun olmaz. Yeter ki giyin. Mevla Teala Hazretleri'nin emri ne şekilde yapılıyorsa hiçbir mahsuru yoktur. Rabbim inşallah bütün bacılarımıza, bütün kızlarımıza, annelerimize, halalarımıza, teyzelerimize bu çarşaf nimetini ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Ayrıca hocam bir kişiyi seviyorum. Dua ederken onlar hayırlısıyla evlenmek için mi dua etsem yoksa hayırlısı ile evlenmek için mi dua etsem? Şu şekilde diyebilirsiniz. Ya Rabbi benim bu insana karşı kalbimde bir sevgi var. Hayırlısıysa ya Rabbi bu ee, mümin kardeşimle evlenmek istiyorum Ya Rabbi. Hayırlısıysa olayları bu şekilde akıt. Hayırsızsa da Ya Rabbi sevgisini kalbimden düşür ki Ya Rabbi daha sonra büyük imtihanlara girmiş olmayayım diye. Bu şekilde Mevla Teala Hazretlerine müracaat edebilirsiniz. Hocam hacca yazıldım ama çıkmadı. Ben de Ümre'ye gittim. Allah kabul etsin. Güzel. Hacca gidemeden vefat edersem ahirette boşlu olarak gider gidiyorum hocam demiş. Boşlu mu gidiyorum? bu şekilde yazıldığınızdan dolayı boşlu olarak Allah'ın izniyle gitmezsiniz. İnşallah sıkıntı olmaz. Çünkü siz size düşen vazifeyi ne yaptınız? Size düşen vazifeyi yapmış olduğunuzdan dolayı o sizi aşan bir konu olduğundan dolayı ne yapmazsınız? Allah katında sorumlu olmazsınız. Yine bir seyircimiz. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm selam. Hayırlı programlar. Ee, lütfen arama değil de mesaj olarak e, atarsak daha makbul olur değerli seyircilerimiz. Hayırlı programlar hocam. Hanefi mezhebinden olan, Şafii mezhebinde olan birine imamlık yapabilir mi? Yapabilir, hiçbir sıkıntı yok. Fakat şuna dikkat etmemiz lazım. Mesela bayanlarda, özür Hanefi mezhebinde olan, Şafii mezhebinde olan bir insan bir bayana dokunduğu zaman abdesti bozulacağından dolayı Hanefi olan imamın da ona da dikkat etmesi lazım. Yani abdest alıp namaz, o abdestle namaz kıldığı zaman işte mahremi olan bir bayanın yapmaması lazım. Ailesine, kızına, yeğenine değmemesi lazım. Ona riayet etmesi lazım. Bir seyircimiz, hocam babam bankadan promosyon parası aldı. Helal midir demiş, haram mıdır demiş. Promosyonla alakalı bankanın diyor, %50'den fazla geliri, %50'den fazla geliri eğer, eğer helal yolla temin ediliyorsa bu şekilde alınmasına müsaade edilmiştir. Ama şaibeli bir paradır. Yani e, şaibelidir. O yüzden dolayı kaçmak uygundur. İmkan varsa almayıp bir fakir fukaraya verilmesi daha uygun olarak görülmüştür. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm Selam. Hazreti İsa Allah tarafından dünyadan e, kaldırıldı. Neden? Hz. İsa Aleyhisselam dünyadan kaldırıldı. Ben 10 yaşındayım. Annemle programınızı izliyoruz. Allah sizden razı olsun. Şimdi bütün peygamberler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak istediler. Bütün peygamberler ne yapmak istediler? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak istediler. Bunların arasından İsa Aleyhisselam'ın duası kabul oldu. Ee, İsa Aleyhisselam'ın da, İsa Aleyhisselam'ın da peygamberimize ümmet olarak gelmesi için ne gerekiyordu? gelmesi için e, bu şekilde İsa Aleyhisselam'ın o peygamberlik hırkasını çıkarması için peygamberlik hırkasını çıkarması için tabiri caizse dünyaya nispeten bir askıya alınması lazımdı. Ne yaptı Mevla Teala Hazretleri onu? Onu kendi katına, e, semaya yükseltti. Bu şekilde yani ölüm kendisine cereyan etmemiş oldu. Çünkü öldüğü takdirde e, öldük ölüm e, kıyametten sonra tekrar ne vardır? diriliş tekrar hayata devam etmek vardır. E, İsa Aleyhisselam'ın da duası kabul olunduğundan dolayı ne yapmışlardır? Mevla Teala Hazretleri onu semada tutup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, peygamber olarak göndermiştir. Ve ahir zamanda da nurun tamamlanmasında hizmetçi olarak da Mevla Teala Hazretleri tekrar onu ne yapacak? Tekrar şu yaşamış olduğumuz dünyaya ümmet sıfatıyla gönderecektir. Bunda birçok hikmetliler vardır. Bunlardan bir tanesi de İsa Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'ın gelişiyle beraber birçok Hristiyan'ın Müslüman olacağı da ifade edilmiştir. Bir seyircimiz hayırlı akşamlar hocam dua istiyorum. Rahatsızım çocuğum rahatsız demiş. Rabbim evladınıza şifalar ikram eylesin. Acısı varsa acısını dindirsin. Sıhhat, afiyet ikram eylesin inşallah. Çocuklarım namaz kılmaları için Allah rızası için dua istiyorum demiş. Rabbim yavrularınıza, tüm yavrularımızın kalbine namaz sevgisini ikram eylesin. Yerleştirsin, ibadet sevgisi versin. Onlar da hep beraber, siz bir anne olarak, bilemiyorum veya bir baba olarak, bir abi olarak, sizler de inşallah ne yapın, böyle yavrularınızla beraber, Yavrularınız yanında namaz kılarsanız, inşallah onlar da ne yaparlar? Bu vazifeyi onlar da sevmiş olurlar. Hocam demiş, huşu ile namaz kılarken bir anda dilim lal oluyor. Ayetleri okuyamıyorum. Zikir çekenlerden çekerken de öyle oluyor. Hocam ne yapmalıyım demiş. Eğer huşu içinde o şekilde kilitlendiyseniz bir sıkıntı yoktur zaten. Çünkü zaten kendinizden geçmiş olmanız lazım. Kendinizden geçmişsiniz. Bu şekilde bu şekilde bir tıkanıklıksa sıkıntı yoktur. Ama tıkanıklık farklı şekilde ise Rabbim inşallah o tıkanıklığınızı izale eylesin inşallah. Ee, bir seyircimiz selamünaleyküm hocam ben evliyim. Bir kızım var. Eşim alkol alıyor. Çok üzülüyorum. Aile huzursuzluğumuz var. Hayır dua bekliyoruz demiş. Ee, ve aynı zamanda bir buçuk yıl Sultan Efendi Hazretlerimizin kursunda okumuş. Rabbim inşallah e, eşinizi bu içkiye alkol'e karşı son derece soğutsun, ailesine çevirsin, sizlere karşı inşallah çevirsin sevgisini. Tüm bu şekilde olan, bu yolda olan bütün bütün babaları inşallah ailelerine çevirsin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Üç günlük dünya, üç günlük dünya. Rabbimimize vermiş olduğu bir emanet varsa. Ne yapmak lazım? Bu emanete sahip çıkmak lazım. Bunları zayi etmemek lazım. E siz de bu arada eşinizin özellikle oralardan kurtulması için ne yapın? Biraz inşallah ee, daha duygusal şekilde eşinize yaklaşmaya çalışın inşallah. Selamün hocam. Annem rahatsız, beli tutulduğu zaman yatarak Kur'an okuyor. Bir sakıncası var mı? Bir sakıncası yoktur. Rabbim şifa ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Hocam demiş, bir evladın babasına karşı gelmesinin dinimizdeki yeri nedir demiş. Çok tehlikelidir. Çok tehlikelidir güzel abicim. Ee, Rabbim inşallah muhafaza eylesin. Tabii olayı buraya getirmemek lazım. Eğer sizin evladınızsa affetmek lazım. Aff yolunu tutmak lazım. Evlat niçin karşı geliyor? Niçin buralara geldi? Ee, buraya bakmak lazım. Ama eğer sizseniz asla ne yapmayın babanıza karşı وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Rabbimiz buyuruyor ki onlara öf bile demeyin buyuruyor. Hocam demiş namazda abdest e, namazda abdeste gusül abdestinde vesvese geliyor. Dua dinlemiş. Makinede çamaşırlarda necaset kalıyor mu? Kalmıyor. E, Rabbim vesveseden kurtarsın. Güzel insan kendine bir yol tuttur. Nasıl? Mesela bir ağzayı üç defa yıkayacağım diye. Üç defa yıkadıktan sonra artık benim kardeşim kuryer varmış yokmuş o beni ilgilendirmez deyip bu şekilde olayı ne yapın? Bu şekilde olayı aşmaya çalışın inşallah Rabbim kurtarsın. E, gelen bazı e, çok daha mesajlar var değerli izleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Bir iki satır buradan okuyup inşallah programı noktalamış olalım. E, buyuruyor ki İmam Rabbani Hazretleri e, devamında mektubun. Fe inne tarika haulail ekabir indiracun nihaye fil bidaye. Nakşi büyüklerinin yolu bu büyük naşi büyüklerinin yolu bunlar nihayetteki zevki bidayete ilk başta ne yaparlar? İlk başa yerleştirirler. Yani insanın son merhalede alacağı zevki ilk başta dahi bunlar hattırabilirler Onlar da öyle bir güç vardır. O nisbeti hum fevka nesep. Onların nisbeti, onların gücü, onların teveccühü bütün teveccühlerin üstündedir. Yusaddigu al-kasiruna kelam Bunu kasır olanlar, bu iş bu yolda olmayanlar ister kabul etsin, ister kabul etmesin. Vel maksudu inma, huve tergibul ahbab ve teşvigul ashab vel mukhalifuna minel Bizim buradan maksadımız bu büyük Allah dostlarının kıymetli özellikle Nakşi büyüklerinin İmam Rabbani Hazretleri'nin ifadesiyle bunların diyor son derece faziletleri son derece büyüktür. Ben diyor bir takım dostlarımızın, ahbaplarımızın onlara karşı sevgisinin artması için ve onlara teşvik için bunları ifade ediyorum. Yoksa Allah dostlarından bir nasibi olmayan, Allah dostlarının kadri kıymetini bilmeyen, Allah dostlarının ne dediğini, ne olduğunu anlamayan insanlar zaten diyor bunlar konumuzun dışındadır diyor. Biz de o insanları konumuzun dışında bırakıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz. Bir mektubattan İnciler programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bize verilen süre inşallah burada tamamlanmış oldu. Sizden gelen mesajlar var. Onları inşallah bugün Yahut inşallah en kısa sürede cevaplamaya çalışacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Vaktimiz dolduğundan dolayı e, yeterli olmadığından dolayı e, ondan dolayı o yüzden cevap veremiyoruz. Bu arada e, kıymetli hocamızın da sizlere selamları vardı gün ortası kendisiyle görüşüldü. Dedi ki bütün seyircilere selam ettiğini ifade etti. Biz de buradan size hocamızın selamını ifade etmiş, ulaştırmış oluyoruz. Mevla Teala Hazretleri'nin rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin tüm Müslümanların üzerine olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs>